Sizin bitmemiş miydi oğlum Demet'le? Ya hiç sorma. Hadi kara bulutları dehleyelim kardeşim. Eyvallah. Senden ne haber? Aynı. Güney aradı mı? Cık. Aç mısın? Bir şeyler attırayım hoca. Atıştırdık bir şeyler. Ha. Bugün avukat aradı. He. O kız gitmiş yanına avukatın. Hadi. Hmm. İşte benim bir şartım yok falan demiş. Ben de boşanmak istiyorum demiş. Bir şeyler söylemiş. İyi. Bak akıllanmış işte. Zaten ne diyecek ki? Bir şey söylemeye hakkım var. Ne oldu? Ya öyle de... Benim gene de içim rahat değil. Şimdi sana bir çakarım için rahatlar. Öyle değil lan. Ailesini düşünüyorum ben. Yani şimdi onlara telefon açıp anlatmam lazım. Sen gerçekten akıllanmayacaksın değil mi kardeşim? Oğlum ailesini düşünüyorum. Ben onlara bundan sonra bu kızın sorumluluğu bende dedim. Şimdi de arayıp sizin kızınız yanlış yaptı. Büyük bir yanlış yaptı dersin. Lan oğlum ne bilsin adamlar işin gerçeği. O kız anlatmamıştır ki bir şey. Ha ben şimdi telefon açıp anlatsam. Öldürürler. Ha, anlatmasam başka bir türlü. O da olmuyor yani. İçim yiyor. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Canına yanayım ya. Arama sakın. Lanet gelsin. Ne yerse yesin. Bir boşan da boşandıktan sonra konuşuruz. Öyle demekle olmuyor işte. Öyle demekle olmuyor. Ne yerse yesin demekle olmuyor. Geldiler. Tamam. Gördüm. Lan bir nefes alsaydım be. Ne oldu lan? Tırstın mı? Ne tırsacağım lan? Merhabayın. Merhaba. Buyurun birader. Hayırdır? İçki içmeye geldik. Eyvallah, tamam. İyi o zaman gelin birer tane içki için. Efendi. Bir daha da Tuncel Bey'i rahatsız etmeyeceksiniz. Anladın mı? Kim diyor bunu? Kuzey Tekinoğlu. Vay. Bak aslanım. Bu adam işinde gücünde... Efendi kendi halinde bir adam. Ya ayıptır. Yapmayın. Uğraşmayın. Sizin gibi delikanlıya yakışmaz. Anladınız mı? İcabında siz de emir kulusunuz. Biz de onu biliyoruz. Gidin o Bekir Bey'inize benden selam iletin. Beyefendi kendisi gelmek istiyorsa buyursun gelsin mekanımıza. Bir de bizim ağzımızdan duysun ne söyleyeceğimizi. Bak sen. Bir daha bu insanla uğraşmayacaksınız. Duydun mu aslanım? Tuta bu adamları mı tuttun bodyguard'ı? Ne oldu? Beğenemedin mi aslan? Beğenemedik. Lan bana bak. Sırıtma lan karşımda. Bak. Oğlum senin yanaklarını ikiye ayırırım. Gidin buradan. Efendi yaylanın olun gidin buradan. Hadi. Bak bir daha söylemem. Yürüyün lan hadi. Hadi. Yürü. Kuzey Tekinoğlu ha. Ya gitsenize be. Şimdi polis çağıracağım. Hele bir çağır o polisleri. Gör bak nasıl yıkıyoruz bu dükkanı başınıza. Lan. Lan sen kimin dükkanı da kimin başına yıkıyorsun? Oğlu. Lan. Kimi sen dinle? Kim o? Kim sen? Tamam, geleceğim ben şirkete. Bilet sende dursun. Şirketten ayrı geçerim havaalanına. Hı? Hayır hayır, pazartesi günü toplantıyı iptal etme. Uçaktan inerim, direkt şirkete gelir, yetişirim. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Efendim? Evet. Hangi standlar? Ne? Nasıl? Ne zaman olmuştu? Bilmiyoruz Güney Bey. Sizin adınıza dava başvurusunda bulundum. İsteğiniz üzere süreci elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım. Sağ olun. Peki bu iş yani ne zaman biter? Tahminim bir 15 gün sonra ilk duruşma tarihi verilir. Sonra da bu iş biter. Öteki taraf ne olacak? Ya sorun çıkarırsa? Ben kendisiyle görüştüm. Anlaşmalı boşanacağını söyledi. Bir problem olmayacak. Ben pek öyle sanmıyorum yani. Eğer gerçekten boşanmak isteseydi hemen size vekaleti verirdim. Kendi avukatı varmış. Bakın isterseniz. Pardon. Ne var lan? Ne var oğlum? Lan hırsını benden alamadığında standlara mı saldırdın? Ne diyorsun sen? Ne standı? Kadıköy'deki bütün standlar yerle bir olmuş. Cücük arkadaşına bütün gece bunu mu yaptınız? Oğlum hasta mısın sen? Ben öyle bir şey... Hayır anlamıyorum ya. Bu ne hırsmış? Madem içindekini soğutamadın git polise ihbar et, sen de kurtul ben de. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen bu kadar küçük bir adamsın işte. Bana zarar verebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Duydun beni? Bana asla zarar veremezsin. Lan bana bak, adamın asabını bozma ha. Duydun mu beni? Bu yaptırdığın tenekeleri de attıracaktım zaten. Vaktinden önce olduğu iyi olmuş. Ne diyorsun lan sen sabah sabah? Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Senin var ya. Vallahi ben yapmadım oğlum. Benim bilgim yok ya. Dün gece nereye arazi oldun o zaman? Gerçekten Demet'le beraber miydin? Bak bozulacağım artık ha. Ya oğlum yanıma geldiğin zaman canın sıkkındı. Oğlum Manitay'la kavga ettim. Küçük çapta bir kriz yaşadım, o yüzden canım sıkkındı. İnanmıyor musun sen kardeşine ya? Ya tamam. Tamam oğlum tamam. Hayır ne bileyim ya. Gidip bir şey yapmışındır şimdi sinirden. Sonra bana söylemezsin diye. Yok be kardeşim, vallahi billahi yapmadım ya. Bu dün sizin dalaştığınız adamlar olmasın? Kimler? Tuncer dayının oraya gelenler mi? Hı. Onlar nereden bilecekler makarayı? Adres vermişsin Kuzey Tekinoğlu, Kuzey Tekinoğlu diye. Güney'i bilemezler. Ya şey olmasın? Kim? Neyse boş ver. Kim lan? Ya boş ver, şimdi söyleyeceğim iyice delileneceksin. Kim oğlum kim? Bu Sümer. Onun arkadaşları falan. Heriflerin façası bozuldu ya, hırs yapıp... Ha böyle bir mevzu yapmaya kalkmasınlar. Mevzu mu? Eğer onlarsa var ya... Ya bak işte. İşte bu yüzden söylemiyorum sana. Dün gece de gördüm ben onu. Ondan söylemiyorum. Biz... Nereden buluruz biz bu herifi? Ha? Bunun şirketi falan nerede bu adamın? Ya dur saçmalama. Evet abi. Bir sakin ol ya. Oğlum söylesenize. Hem ben biliyorum yani o adam yarın ya da hatta bugün yani yurt dışına çıkacaktı. Kızım bu fakat da cücükler yesin. Sen nereden biliyorsun nereye gittiğini, ne yaptığını bunun? Ha?